İstanbul, asırların eskitemediği şehir. İstanbul'un her semti tarihi yansıtır. Her semtte ayrı bir hikaye, farklı bir geçmiş yatar. Hatta çoğu semt adını geçmişte yaşanan bir olaydan alır. İşte İstanbul'daki semtlerin adını veren ilginç olaylar. Ahırkapı. Osmanlı döneminde sarayın has ahırları burada bulunmuş, sonrasında da ahırların yeri değişmeyince semtin ismi Ahırkapı olarak günümüze gelmiştir. Akaretler. Semt ismini Sultan Abdülaziz'in yaptırmak istediği fakat 2. Abdülhamit'e nasip olan vakıftan almaktadır. Vakıf, Aziziye Camii'nin giderlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Aksaray. Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Konya'nın Aksaray ilçesini ele geçirince burada yaşayan insanları bugünkü Aksaray olarak bildiğimiz semte yerleştirmiştir. Bu nedenle semtin adı Aksaray olarak kalmıştır. Ayaz Ağa. Yeniçeri Kedudası Ayaz Paşa'nın burada bir çiftliği bulunmaktaydı. Bu nedenle bölgeye Ayaz Ağa denmiş. Zamanla da Ayaz Ağa'ya dönüşmüştür. Balat. Semtin adı da kendisi gibi çok eski dönemlere dayanır. Bizans İmparatorluğu döneminde saraylardan birine sur kapılarından giriliyordu. Saray kapısı olarak kullanılan Palatyon zamanla Balat'a dönüşerek günümüze kadar gelmiştir. Beşiktaş. Adını nereden aldığına dair birçok rivayet bulunan semtlerden biri de Beşiktaş'tır. Fakat bilinen ve en yüksek ihtimalli rivayet ise semtin adının Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemileri bağlamak için limana diktirdiği beş taştan dolayı günümüze kadar değişerek gelmiş olduğudur. Beylerbeyi. Mehmet Paşa'nın bu semtte bulunan yalısı bölgeye adını vermiştir. Mehmet Paşa, 3. Murat dönemi Beylerbeyinden biridir. Beyoğlu. İsmini mahlası Beyoğlu olan Venedik elçisinden almaktadır. Venedik elçisi Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada yaşamış, bölgeye adını vermiştir. Boyacıköy. 19. yüzyıl başlarında Kırklareli'den birçok aile buraya getirildiği ve bu ailelerin aba ve çul boyamada usta oldukları bilinmektedir. Bu nedenle semtin adı Boyacıköy olarak kalmıştır. Cağaloğlu. Cağaloğlu Sinan Paşa'nın bu semtteki sarayından ve yaptırmış olduğu camiden dolayı semt Cağaloğlu ismini almıştır. Cağaloğlu Sinan Paşa Osmanlı sadrazamıdır ve 16. yüzyılda yaşamıştır. Cibali. Semt Cebe Ali Bey adlı komutandan ismini almıştır. Cebe Ali Bey İstanbul fethine katılan komutanlardan birisidir. Semtin ismi zamanla dönüşerek Cibali olmuştur. Cihangir. Semt, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük oğlu Şehzade Cihangir'den ismini almıştır. Şehzade Cihangir erken yaşta vefat etmiştir ve Mimar Sinan'ın semtte yaptığı caminin avlusunda kabri bulunmaktadır. Dolmabahçe. Osmanlı döneminde Kaptanı Derya Halil Paşa buradaki koyu doldurmakla görevlendirilmiştir. Eskiden Hünkar Bahçesi adıyla anılsa da asıl anlamını andıran Dolmabahçe ismi daha sonraları kullanılmaya başlanmıştır. Eyüp. Semt ismini sahabelerden Ebu Eyüp el-Ensari'den almaktadır. İstanbul kuşatması sırasında kendisi ölünce kabrinin bulunduğu yere cami ve türbe yapılmıştır. Caminin ismi semt ismi olarak kalmıştır. Fatih. Semt adını Fevzi Paşa Caddesi'nde bulunan Fatih Külliyesi'nden almıştır. Galata. Bizans döneminde Haliç'in denetimi için surlar üzerine büyük bir burç inşa edilmiştir. Galaton adıyla anılan bu burç zamanla Galata adına dönüşmüş ve semte ismini vermiştir. Gedik Paşa. İsmini Gedik Ahmet Paşa'nın türbesinden, cami ve külliyelerin bu semtte bulunmasından dolayı almıştır. Gedik Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlarındandır. Harem.
3. Murat döneminde saray hanımlarına ayrılmış Harem-i Humayun kasrı bulunuyordu. Saray eşrafından olan hanımlar karşı yakaya geçtiklerinde sandalların yanaşması için bir liman yapılmıştı ve burası harem olarak kaldı. Hasköy ismi Fatih Sultan Mehmet tarafından verilmiştir. Kuşatma sırasında padişah otağını buraya kurduğu için buraya özel anlamına gelen Has adını vermiş, zamanla da Hasköy denilerek günümüze kadar gelmiştir. Haydarpaşa 3. Selim Sadrazamı Haydarpaşa'ya ait geniş bir arazi bulunduğu için semt bu adı almıştır. Kadıköy çok köklü bir geçmişe sahip olan semt, fetih sırasında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul kadısını buraya yerleştirmesiyle Kadıköy ismini almıştır. Kandilli burada bulunan köşkte 4. Murat'ın şehzadesi Mehmet'in doğumu üzerine 7 gece boyunca yakılan kandiller semte ismini vermiştir. Kazlı Çeşme İstanbul'un fethi sırasında su sıkıntısı çekilmekteydi ve uçuşan kazların peşinden gidilerek su kaynağına ulaşıldı. Bu nedenle semtin adı Kazlı Çeşme olarak anılmaya başlandı. Kurtuluş birçok Rum ve İtalyanın yaşadığı bu semt, Osmanlı döneminde ihtiyar heyeti tarafından yönetiliyordu. Fakat bu sistem Cumhuriyet döneminde kaldırıldı ve özellikten kurtulunca semt ismi olarak Kurtuluş benimsendi. Ok Meydanı Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurduğu bu bölgeye okçular tekkesi yaptırmasıyla semt adını almış, zamanla Ok Meydanı'na dönüşmüştür. Rumeli Hisarı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1452 yılında buraya yaptırılan kale, semte bugünkü adını vermiştir. Sarayburnu Osmanlı döneminde yapılan Topkapı Sarayı'nın bu semt sınırları içerisinde yer alıyor olması nedeniyle Sarayburnu adı uygun görülmüştür. Şişli Semte ismini şiş yapımında usta, köklü bir aile vermiştir. Bu ailenin konağının da yer aldığı semtin adı Şişli olarak kalmıştır. Tophane Osmanlı döneminde yapılan ve geliştirilen ünlü top dökümhanesi bu semtte yer aldığından dolayı semt Tophane ismiyle anılmaya başlanmıştır. Vefa Şeyh Vefa Efendi'nin semte yaptırmış olduğu külliye dolayısıyla kendi ismiyle anılmaya başlanmıştır. Şeyh Vefa Efendi 2. Beyazıt döneminin büyük alimlerindendi. Zeyrek İsmini Zeyrek Mehmet Efendi'den alır. Zeyrek Mehmet Efendi, Bizans döneminden kalan, kiliseyken camiye dönüştürülen Pantagrator'un ilk alimlerindendi.